Evet sevgili seyirciler, Trabzonspor-Medipol-Başakşehir maçının e, ilk yarısı bitmek üzere. E, Tabii 6 dakikalık bir uzatma e, vardı ilk yarının sonunda oynanması gereken. O e, 45 artı 6'nın içindeyiz. Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. E, karşılaşmanın 21. dakikasında Bakasetas'ın kaydettiği gol ki hocam e, 16'daki maçta Mert e, Mert Günok çok hatalı bir gol yemişti. Bugün de şimdi de Volkan yani e, bunlar kolay kolay aynı güne aynı güne değil aynı haftaya aynı aya falan sığmayacak evet. hatalar. Ama ikisi de aynı güne sığdığı birkaç saat arayla. İki çok önemli hakem hatası. Ee, düzeltiyorum. O kadar Kaleci nasıl alışmışız ya. Kaleci hatası yaşadık. O Ankara Gücü maçında. O Ankara Gücü maçında doğru söylüyorsun. Şimdi şu pozisyonu e, aktaralım size. Ardından ilk yarıyı değerlendireceğiz. Sol taraftan e, rakip yarı alanın ilk metrelerinden orta yuvarlanan sol tarafından serbest vuruşu kullanıyor Başakşehir takımı. Ceza sahasına doğru gelen top savunma vurdu kafayı. ikinci hamle evet. iki oyuncu birden yerde kaldı. O da baya bir şey ee, var. O da baya bir şey var bakalım. Şimdi Ali Şansalan herkes uzaklaşsın yanımdan dedi. Bu ilk pozisyon şimdi yayıncı kuruluştan hemen takip edelim. Ee, Canin önce Ayağını şöyle tabanını kalmış i̇şte, ama sonra çekmiş hocam. Biliyorum. Benim gördüğüm sakınmış yani. Bak Öyle. görüyor musun? Rakibinden ee, Ömer Ali ile Canini. Canini bugün birkaç kontratak denemesinde bulundu. Konuşacağız birazdan zaten. Ee, Başakşehir Yedek Kulübesi'nden e, tepkiler var. Canini kalktı, Ömer Ali kalktı. İki oyuncu da <laughs> yerde kalmıştı. Tabii 7 hatta 8. uzatma dakikasına girdik. İlk yarıda Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Şimdi rakip yarı alanın ortalarından biraz sağ çaprazdan serbest vuruşu kullanacak. Deniz Türüç topun başına geçti. Medipol Başakşehir takımında belki de son bir şans olacak bu konuk ekip adına. Trabzonspor'un bir sıfırlık üstünlüğü. Orta geldi kale sahasına doğru. Bir kafa vuruşu. Boşta kalan top. Gol pozisyonu. Son anda Uğurcan yattı ve bloke etti topu. Top Uğurcan gitti kalecine. Kale sahası içinde yine bu arada bir itirazlar vardı. Bilemiyorum. Her pozisyonu itiraz ediliyor zaten. Ee, ama karşılaşmanın hakemi eğer yanlış görmediysem ilk yarıyı bitirdi hemen bu pozisyonun ardından. Endiaşmiye kale sahası içinde vurdu. Ee, orada boşta kalan topa. Uğurcan yattı soluna ve kontrol etmeyi başardı. O topu El ve istiyorlar. ilk yarı da bu şekilde bitti. Ne istiyorlar bilemedim hocam ama herkes bir şey istiyor. <laughs> Bekliyor yalnız Alişan Salan. Demek ki bir inceleme var. Trabzonsporlu oyunculara yanımdan uzaklaşın dedi Dolayısıyla hani ilk yarı bitti ama o VAR'ın e, kontrolü şu an devam ediyor. Orada bir elle temas mı bekliyor? Öyle bir temas düşüncesi var herhalde. Görebildiğim kadarıyla Bartra'nın hava topuna çıkarken... görebilsek şurada şu açıda sanki bir e, hocam hocam daha göremedik. Birkaç ayrı pozisyondan yayıncı kuruluşta veriyor bu arada. E, şimdi karşılaşmanın hakemi tabii bardaki Ankaraecici maçında gördük o, verdi. Yani gördüğümüz o, halde verdi. O, o hocam o bambaşka bir şey canım. Yani o nasıl olduysa o bambaşka olsa. bir şey. Ceylan'la Ali şansalan bekliyor şimdi. Ceylan şirketiyle şeker şirketi. Trabzon'da gergin bir bekleyiş. Ee, 45 artı 11'in içindeyiz. Ee, Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksinde Bordo Mavi takımın 1-0'lık üstünlüğü var. Bu arada e, Vardaki Hı. Kontrol sürüyor. <laughs> Bu şey çıkacak herhalde. Bayağı bir uzun sürdü yalnız. Başakşehirli futbolcular demek Ali Şansal'ın çevresinde. Keza Trabzonsporlular öyle. Bu kadar durduklarına göre göremiyorlar demek ki. İlk yarıyı bitirdi. Bilmedi. İlk yarıyı bitirdi. O ıı, yaklaşık 3 dakika kadar süren incelemenin <gülüyor> ardından... <gülüyor> Başakşehirli futbolcular da şimdi itiraz ediyor tabii doğal olarak. iki takımın oyuncuları da heyecanlı bir bekleyiş içindeydi. Ee, Uğurcan gitti Ali Şansal'ın yanına. Ee, Trabzonsporlu oyuncular dönüyor. Başakşehirli oyuncular bir müddet itiraz ettikten sonra onlar da soyunma odasına yöneldi ve aşağı yukarı e, 57 dakikayı bulan ilk yarı bitmiş oldu hocam. Şimdi e, birden. evet geçtiğimiz haftaki e, o şok skorun ardından bir 5-10 dakika hatta 15 dakikaya yakın Trabzonspor takımı baya bir tedirgin başladı mücadele ama ardından ön alanda baskı yapmaya e, daha dinamik daha hareketli oynamaya başladılar Bakasitasın golünde evet çok büyük bir kaleci hatası var fakat o gol de moral verdi. Ee, tabii Medipor-Başakşehir takımı da bu ligin hani kalburüstü takımlarından biri ama çok üretken olmadılar. O pozisyonları vermedi Trabzonspor değil mi hocam ilk yarının çok büyük bir bölümünde? Hocam şimdi bir şeye takıldım. Ne biliyor musun? Ben Trabzon takımının bu yıl ilk yarıdaki yaptığı pres gibi bir pres yaptığını görmedim. Şu bölümde değil mi? Evet evet yani. Bir 30 dakika falan. 35 dakika, 40 dakika, 35 dakikadan fazla. Bu kadar pres yaptığını ben görmedim. Yani Trabzon takımı böyle oynarsa stadı doldurur. Ama Trabzon takımı iki ileri bir geri bir ya, yan yapıyordu. Ya. Şimdi Abdullah Avcı'nın geçen hafta konuşması, yönetim şeyler olmuş. Takım tertibi de enteresan. Zanini <laughs> manini oynuyor yani girmiş. E, Vitor Hugo cezalıydı. Eee Dance bir stoperde. Sağ beke mesela Larsen değil. E, Baya evet. neredeyse 9 ay Perez oynuyor bugün evet. sağ Bekte. Ben Trabzon'u bu sene ilk defa görüyorum bu tarz bir akıllı perez yapıp baskı yaptığı çünkü karşıda oynadığın takım Başakşehir. Tabii. Yani normal bir takım değil. Bayağı bir oturaklı bir takım ile oyun alanını kapatmasıyla her şeyiyle. Var. Ile, evet. Bir sistemi var. Ve çok çalışıyorlar. Çok basıyorlar. Mesela Canini iki pozisyonda kaçabilse işi bitirir. Kaçamadı yani. Birinde de iyi top alamadı. Çünkü Canini şey bir adam, ters bir adam. Öyle. Ama ne zamandır o da doğru dürüst oynamadı hocam yani. Oynamadı hocam. O da Hatta mesela abi, eski Canini. Evet abi. Ben Canini neden oynamaz hep sorarım yani. Canini oynaya oynaya bir de form tutabilecek. Çünkü şey bir adam yani ofisine göre çabuk hareket edebilen süratli bir adam. Ee, şeyden Körfez bölgesinden transfer teklifleri aldı. Suudi Arabistan'dan Katar'dan falan. Abdullah özellikle gitmesini istemedi. Bilmiyorum yani niye oynatmadı ne oldu. Bir şey vardı. E peki bunu yapabiliyordunuz. Geleceğim nokta o. Şimdiye kadar neredeydiniz? Eh. Bak maçı alırlar almazlar. İlk yarıdaki mücadeleden bahsediyorum yaptıkları pres akıllı oyun çok çıkmıyorlar. <laughs> ne ne dedik? Pilotta gördüğümüz zaman arası 20 evet. metre, 25 metre hocam. Takımın boyu e nasıl kısalmış. Oluyormuş? E nasıl oluyormuş? Yani o Millet olur. ayak dışı oynuyordu. Fizik güçlü olur o. Millet ayak dışı oynuyordu. Şimdi bunun süresi ne kadar ya, ya, sürecek? Bir bakalım var mı? ona bakacağız. Yani 70-80'e gidecek mi? E, o zaman fizik gücünüz de iyi demektir. Niye oynamadınız abi? Bir şeyler olmuş. Yani bu böyle bir Abdullah Avcı'nın konuşmasıyla olacak bir şey değil. Bir şey var. Ne var? Tabii onu içeridekiler bilirler. Ya yani Trabzon bir defa kavga ediyor bugün. Evet hocam. Yani bir tek ömür kavga ediyordu. Bugün herkes biraz da şey da ediyordu. Şimdi herkes ediyor kavga dikkat etti. Merkez basıyor alıyor. Evet. Birbirine yardım ediyorlar. Onu kapatıyor onu kapatıyor. Çaba var yani. Evet. O çabayı görüyorsunuz. Herkes herkesi kapatıyor açığını ona bırakıyordu, ona bırakıyordu. Trabzon'da ne goller yediler gördün? Evet hocam ya. Evet. Üç haftada kaç gol yediler ya? Evler eşendikti. E demek ki içeride bir şey vardı. O şey neydi? Abdullahcı bir şey yaptı böyle bir, bir rest hamle edi. yaptı. Rest bir hamle yaptı. Rest bir hamle yaptı. o restten sonra olay böyle oldu. Bu tabi geçici mi? Kalıcı mı? Göreceğiz. İkinci yarıda nasıl olacak? Fizik olarak bu tempoyu ne kadar götürecekler? Çünkü takım sana her an bir şey yapabilir. Ama o Çok ciddi Senin yani. az önce yaptığın saptama önemli. Yapabiliyorsanız neden şimdi o yapma yapıyorum. gayreti evet. içinde olmadınız? Çünkü hoca işte haftalardır söylüyor. Yani biz bir şeyleri söylüyoruz, deniyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Ama sahada uygulanması yok. Hastalıklı bir durum var. E şimdi aradan köde geçen 5-6 gün süre. Bugün ilk yarıda tamam yani o olağanüstü bir futbol var demiyoruz ama o istek var, önde baskı var, daha dinamik bir oyun var, hareketli oyuncular. Hocam herkes herkese yardım ediyor. Bir defa var. Evet. Yani o baskıyı yapıyor. Top geçerse ötek geliyor. Top geçerse ötek geliyor. Geçen haftalarda o onu geçiyordu. Top ya o onu geçiyordu. Trabzon takımı geliyordu 20 o. metreye. Ondan sonra da golü yiyordu. Herkes herkese bırakıyordu. Ya geçen hafta ne goller yediler. Tabii. Burada bir iki Beş pozisyon oldu mesela. Yardıma söylüyor. geliyor hemen evet. bir ikinci oyuncu, üçüncü evet. oyuncu. Öyle olursa e, bir şans oluyor. Sonra kaleci dikkat et topları hiç yakında oynamıyor. Yakında oynamıyor. Hep uzun uzun oynuyor. Hocam. Evet. Eskiden bir alıyorlardı veriyorlardı. Ya, falan. Hocam kaleci dedin de ya. Ya hakikaten enteresan hatalar. Şimdi e, diğerini takım oyunu programında gördünüz tabii. Mert'in yaptığı hatayı. Birazdan biz 90 artı 1'de her ikisini birden karşılaştıracağız. Hatta Bizim bütün milli kalecilerimizde bir enteresan son evet. birkaç haftadır gol yeme bir dört e, alışkanlığı başladı. Ekranı 4'e böleceğiz. Volkan'ın yediği gol de enteresan evet. yani. Ya inanılır gibi değil. Tabii evet. ki hata var. Hata hepimiz hata yapıyoruz ama bunlar işte hani her zaman olmayacak hatalar o yüzden. Hani böyle şeyler vardır. Futbol klipleri vardır. Komik klipler ya da ne bileyim keyifli öyle klipler yapılır. Bunlar tam o, o, kliplik hocam. Orta saha hata yaparsa arkada defans var. Defans hata yaparsa arkada kaleci var. Ama kaleci hata yaparsa... Kaleci son kale yok. hocam. Arkada, arkada kimse yok. Evet. Öyle. Ee, Başakşehir takımı çok üretken değildi hocam. Yani tamam işte e, takım savunmasında kompak oynuyorlar. Bir, onlar da birbirleriyle yardımlaşıyor falan ama hücum bölgesinde çok Tempo üretken bir görüntüsü yok. Tempoyu arttıramadılar. Trabzon bastı da ondan. Evet. Trabzon iyi yerlerde müdahale etti. Oyuncular ondan basamıyor. Yani çıkamadılar. Ve herkes geldi. Trabzon'da herkes yani şöyle söyleyeyim. Pilot kamera aldığı zaman ben 11 kişiyi birden görebiliyordum. Tabii. Defans yaparken. Trabzon'u 11 kişiyi birden görüyordum. Ve herkes adamından yani 25, filan oynuyordu. 25 metre geçen sene, geçen sene iki rakip 5 Trabzon'lu arkada oynuyorlardı. Ha, defansta. Yani iki futbolcu gol atıyor, beş kişi seyrediyor e yani şurada arkada. bir Birkaç hafta önce 60 metre oyunun boyu diye konuştuk. sadece evet. çok iyi hatırlıyorum. Bugün 25, hadi bilemedin 30 olsun. Yani, Abdullah ya sormak lazım. Maç tabii bu tarz tempoda biterse bak, galibiyet mağlubiyet önemli değil. Bu tarz tempoda oynayabiliyorsa Trabzon, bunu yapabiliyorsa ikinci yarı, maçın sonuna kadar, o zaman Abdullah söylemek lazım. Bu grilik belli oldu mu? Neredeymiş grilik? Enteresan bir gri bu. Hani Bir şey bizim, oluyor. Bizim Yunus Emre'ye onu söyleyelim de Değil e, mi? O basın toplantısında yani o sorsun. O soruyor eğer böyle eğer giderse. Eğer şu görüntü devam, bu baskı devam ederse. O zaman ee, dert ne? Hakikaten önemli bu. Önemli tabii hocam. Önemli. Ee, günün ilk maçında da saat 16'daki maçta da konuşacağız birazdan ama Hocam 90 artı 5'te Beşiktaş mucizevi bir golle evet. 3 puanın sahibi oldu. Joseph orada şöyle bir şey söylemiş. Ağrılara rağmen oynuyorum. Beni hani eleştiriyorlar. Eski formumda olmadığımı söylüyorlar ama gerçekten çok zor şartlarda oynuyorum demiş maçtan sonra. O iki birlik bir, Seyirci dantada. onu bilmez. Çıkıyorsan sağlamsın diye bakar değil mi? Seyirci onu bilmez. Hocam sen ağrıyor musun ağrımıyor musun? Oynuyorsan sağlamsın. Evet. Ağrınmazsa çık. Ondan sonra ben oynuyordum böyle yaptım filan. Acındırma. Yani ben şey yapıyorum diyor. Yani bir... E, fedakarlık de yapıyorum. Fedakarlık yapıyorum. Bu, ya ayrı ol. Onu konuşma diyor. o zaman ya. O kimse ilgilendirmiyor. Seyirci bakıyor. Sen oynuyor musun? Oynayacaksın. O zaman yüzde yüz oynayacaksın. Oynamayacaksan söyle. Sakadım de. Bilmem ne de yani. Evet. Ee, Konya'da... Gerçekten... ikinci yarısı... Biz devre arasında beraberdik sizlerle. ilk yarısı ne kadar... E, sıkıcıysa... ikinci yarısı o kadar keyifli bir maç oldu. Hele son... 15. 20 dakikası evet. korku bilmiyorum. Git geldi, müthiş bir mücadeleydi. E, Gülen Beşiktaş oldu. Beşiktaş için çok ekstra bir galibiyet oldu. Bir geri dönüş oldu. Onu da görüntüler eşliğinde hocayla değerlendireceğiz. Eee Adana Demir Ankara Gücü maçında e, biraz değinmiştik. O pozisyon bizim de yaptığımız değerlendirme üzerinden, yorum üzerinden çok konuşuluyor. Hem sosyal medyada hem internet sitelerinde herkes o pozisyonun üzerine Hangisini? senin yorumlarında konuşuyor hocam Ankara Gücü maçı. Hocam o felaket bir şey ya. Yani. Yani o maçın görüntüsü varsa. Olsa... Bu arada Hasan Ceylan'ın oğlu var. Yıllardır hakem olmayan. Bir kardeşi de vardı o şimdi yok. Hı hı. Bir aile şirketi bunlar. Ceylan Grup Şirket deyince yanlış anlaşılır hocam. Şirket yani de değil. hakem şirketi. E... Yani bunlar çünkü hep geliyor akraba e... ya. Akrabalık ilişkilerine Bu tarafta da şeker grubu hocam. var. yani Ceylan Şeker AŞ'e. Yani ben gırgır gır yapıyorum Hayır. orada şey yapmıyorum ama Teşkil. yani yıllarca böyle gelmişler ya federasyon başkanı diyor ki hala halledeceğim diyor da ha halledin bunları ya yani bugünkü olayı gördüm inanamadım ayıptır ya bir takımın kaderiyle ama bu hangi takım olursun şimdi Ankara Gücü deyince hani ben oynadım falan değil abi hangisi olsa konuşurdum bugün ayıp ama ya hakikaten ayıp ötesi. kaç tane mesaj geldi? Çok biri var, Fenerli, ben, biri Galatasaray, biri Trabzonlu. Paylaşım, paylaşım. Ayıp ama ya. Çok göstere Göstere insanı aptal yerine koymayın abi. Çok da referans olarak kullanmışlar. Yani e, işte bir, biraz şu standartları sağlamak, biraz e, kamu vicdanını rahat ettirmek lazım. Bu abi bu isimleri hakem temizleyin. kararları konusunda. Hasan. Ceylan'ın oğlu bilmem bilmem de Şeker'in oğlu. Ya temizleyin ah, ah, abi Mehmet, olmuyor. işte. Ya olmuyor. Liyakatli olanlar kalsın. Ana baba teyze oğlu amca oğlu filan temizleyin arkadaş. Varsa olsun. Ama bunlar temiz değil. Bunlar yıllarca olmamışlar. Beceriliyse olsun. Beceridiyse. Bunlar yıllarca olmamışlar. Ya çağırdılar hakemi. Hakem bir 4-5 dakika düşündü ya. Verirken de kararı o o karar gibiydi ha. Yani bir karar verdi ama ne olduğunu anlamadı. Onlarla ne konuştuklarını ben de merak ediyorum. Ya, Çünkü pozisyon benziyor. o kadar net ki. Ne konuştular merak ediyorum. Evet. Federasyon başkanı mutlak dinleyecek. Başkan onu dinlemesinde fayda yani, var. Yani mü var. <laughs> mı var. Aylumsü. İkinci derecesi gibi var var oğlu var yani şeyler ne var, abi ne şeyler var olacak ne evet e, değerli izleyenler e, Trabzon'da Trabzonspor Medipol Başakşehir maçının ikinci yarısında bakalım oyun nasıl şekillenecek uzun bir ilk yarı oldu Trabzonspor'un bir sıfırlık üstünlüğü var e, geçtiğimiz haftaki şokun ardından bugün çok daha değerli toplu bir Trabzonspor takımı Kavga daha dinamik daha mücadele eden bir takım Kavga görüyoruz. Başakşehir takımına mutlaka bir reaksiyon verecektir. Trabzonspor'un e, 33 hafta oldu değil mi? 33 maçlık da bir serisi var Abdullah Avcı yönteminde. Bakalım ikinci 45 dakika neler getirecek sözü. Önce skorboard'a bırakacağız efendim. Ardından maçtan sonra 90 artı 1'de hem Trabzonspor-Medipol-Başakşehir maçını hem de Konyaspor beşiktaş mücadelesini görüntüler eşliğinde detaylıca analiz edeceğiz. A Spor'dan ayrıldık.